MediaMarkt sunar. Murat abi biraz NBA konuşacağız. Birkaç konu olduğu için kısa kısa birkaç konuya değinerek bu bölümü geçeceğiz. Brooklyn Nets'i biraz konuşalım istiyorum. Çünkü Orlando'da 7 tane eksiği yarım var. Yarım takımla gidiyorlar. Yarım takımla gittiler. İşte Jamal Crawford, Michael Beasley gibi ligde artık... Demin Mehmet'e konuşuyorduk. Belki onu da çağırıyorum. Formdaysa. Misyonunu tamamlamış oyuncuları kattılar. Acaba diyor insan, full kadro olsalar bu pandemi zamanında şampiyon olabilirler miydi veya nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Valla sence daha önce de konuştuk. Yani şu düzen her şeye gibi. Ondan yani şimdi sağlıklı bir Kyrie Irving, bir Kevin Durant, Spencer Dinwiddie falan. Yani pusuda bekliyorlar olurlardı yani. Ama tabii gelecek sene belki ikisi de iyi dönerse ve soyunma odasında bir sıkıntı olmazsa gelecek sene belki zaten şey olacak. Soyunma odasında bir sıkıntı olmazsa çok hızlı geçtiniz. Abi yani şimdi hep hadi bu sefer de bazı genç çocuklar çok seviyorlar Kyrie'yi. Genelde yaşları biraz ufak ama yani dikkatimi çekti. Murat abi sevmekle değil ki bu. Yani hep Kyrie aleyhine, hep Kyrie aleyhine konuşuyorsunuz. Yok Kyrie bak Kyrie'nin ben çalışma şeyini falan çok takdir ediyorum. Yani, öyle bir kendini hazırlıyor ki helal olsun. Alkışlarım. Keşke bütün bizim genç yeteneklerimiz örnek alsa her kulüpte. Ama yani şurası da gitgide arkaya doğru gidiyor. Yani endişe veriyor. Yani o açıdan bilmiyorum psikolojik tedavi mi yani birçok oyuncu onu alıyor. Yani o kötü bir şey değil. Kesinlikle. Yani o kadar baskı altında olan beklentilerin o kadar yüksek olduğu bazı kulüplerde kulübün psikoloğu var. Yani bazıları bireysel olarak kendisini çok daha yakından ve iyi tanısın diye tutuyorlar. Yani şimdi bugün artık yıldız oyuncu dediğin zaman o ve haftada bir telefon açan menajer diye bir şey yok. Yaşam hocası, kondisyoner, beslenme uzmanı, psikolog, şu bu yani takım var. 20 kişilik bir ekip var etrafında. Ve hep birlikte sanki bir takımmış gibi o oyuncuyu zirveye çıkarmaya çalışıyorlar. Ama tabii senede 60-80-100 milyon dolar kazanan artık bunlar insanlar değil bir iş yeri gibi çalışan tabii, şeyler. Tabii. Hocam. Marka olarak marka düşünmek olarak lazım. Düşünmek bir lazım. Ofis olarak düşünmek lazım. Yani şimdi biraz sonra konuşacağız. Ofislerden bir tanesi gökdelen dikti. Aynen öyle. Uçtu gidiyor da bana bugün sorsanız Kyrie Irving'e Kevin Durant'in bırakın bu seneyi gelecek senelerde başarılı olacak mı? Başarılı mı olur, başarısız mı olur? Bir tarafa bahis yap deseniz ben başarısız olarak koyarım. Sadece o mental problemlerden dolayı. Yoksa ikisinin de yeteneği şu anda NBA'deki ilk 10 oyuncu arasında zaten Kevin Durant ilk 3'e girecek veya 2'ye girecek bir isim. Kyrie de ilk 10'a girebilecek bir isimken kesin. Bu kadar mental olarak zayıf, hatta zayıfın da ötesinde zarar veren bir yapıya sahip. Yani Kyrie Irving bu pandemi sürecinde ve Orlando öncesindeki verdiği demeçlerde de ne kadar gerçekten kopuk olduğunu gösterdi. Ya Golden State'de de zaten ilk sezonundan sonra Durant'la ilgili yavaş yavaş bir takım söylentiler çıktı. Rahatsızlık veren davranışlar veya konuşmalar ortaya çıktı. Ama sonuçta NBA böyle bir ligde bu kadar çabuk oynanan iki tane süper yetenekten söz ediyoruz. Etrafında da önemli güzel parçalar da var. Kazanabilir diyeceğim ben senin soruna. İşte, sağlıklı olsaydı, denk gelirse. İşte, ters düşünüyorum. Ben o takımın başarılı olması için o ikisinin hakikaten anlaştığını görmem gerekiyor Murat abi. Görmeden kesinlikle başarılı olabileceklerine inanmıyorum. Hayır ama şimdi
sen beni sevmiyorsun ama kısa bir dönem için ikimizin de yararına olan bir şeyde dişini sıkarsın. Ben sevmemekten bahsetmiyorum. Tabii onlar birbirini çok da seviyor olabilir ama zannetmiyorum ya. Son topu kim atacak? Hücumda bana pas verdi mi, vermedi? O bana vermediyse ben de ona vermeyeyim. Dünya düz mü, yuvarlak mı? Yani soyunma odasında işte benim dolabım sağ tarafta, senin esasında olacak. O ilk yani, kırmızı bayrak oydu o, değil mi? Aynen öyle. O yüzden yani orada çıkabilecek o kadar fazla sayısız problem var ki Golden State gibi bir kültürün içinde mutlu olamayan, öncesinde Oklahoma City'de, sonrasında Golden State kültürüne mutlu olamayan Kevin Durant bu tarz bir adamla nasıl mutlu olacak çok göremiyorum. Yani Golden State'de de mutlu olamamak için bayağı bir gayret sarf etmen lazım. Steve Kerr gibi her şeyi rahat bırakan bir coach. Green dışında egoları kontrol altında yıldızlar ki o da gidip geliyor, onun da aynen iyi öyle günleri var. Kötü günleri var. Kötü aynen günleri var. Bir sonraki konumuza geçelim Murat abi. Sefaloş da çok ilginç bir demeç verdi. Çok da aslında medyada yer bulmadı ama bence çok endişe verici bir olay. 1-2'den fazla Houston Rockets'ta COVID-19 pozitif oyuncu var. NBA elini yeterince açık oynuyor mu diye bir demeci oldu. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Ya böyle bir şeyi ben Amerika'da herhangi bir ligin risk edeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Yani o da belki kendi geleceğini düşünerek isim vermedi ama yani öyle 4-5 oyuncuda varsa böyle bir şey ve hakikaten belki kulüp yapıyor, yani bilemiyorum tabii, oradaki prosedürü de tam olarak bilmiyorum ama eğer doğru söylüyorsa bu çok endişe verici bir şey yani. Çünkü bunun şakası yok. Bak bu hafta veya önümüzdeki hafta NCAA futbol sezonunu belki iptal edecekler. Çünkü kim antrenman şeyine başladıysa 20 tane, 30 tane, 2-3 gün içinde çıkıyor ki onların da önleyici bir takım prosedürleri vardı. İşte 10 gün içinde 3 tane negatif test sonucu getireceğim falan filan. Abi para çok önemli. Şimdi NBA'in tabii bir de misyonu var. Bence bu sene NBA bu ortamlarda bu ligi tamamlayamazsa gelecek sene Euroleague dahil bütün basketbol sezonları tehlikeye girer. Hiç aksatmadan şansı da yaver giderse, tamamlarsa bu bütün ligler için bir umut ışığı olacak. Ama böyle bir ortamın, ya keşke NBA Alman oyunculardan kurulu bir lig olsaydı da Disney World'la ESPN Wide World of Sports Alman disipline sahip oyuncular, onlar hiç aksatmadan ligi tak diye bitirirlerdi. Ama yani tabii hemen diğer demeci de söyleyeyim, konuyu öyle bağlayalım. Adam Silver'da salgın Orlando'da Disney içinde çok yaygınlaşırsa tekrar durdurmak ve tamamlayamamak gibi bir durumla karşılaşabiliriz dedi. Sizin söylediklerinize devam etmeniz için yani o endişe Adam Silver'da, ya, Adam Silver'da da var. Ama Adam Silver şu anda sadece tabii ki NBA onun için en önemli ama sadece NBA'in yükümlülüğünü taşımadığının da farkında. Ama eğer durdurmaları gerekirse gelecek sezonu riske atmadan tekrar başlatamazlar. Çünkü hatırlıyorsan yani önemli bir oyuncu da çıktı ne olacak sorusuna. Yani bir görev adamıyla bir önemli oyuncu arasında bizim için bir fark yok. Aynı prosedür. Karantinaya alınacak. İşte testler negatif, 3 test negatif çıkana kadar arka arkaya ikisinin negatif çıkması lazım. Oynamayacak demişti. Yani onu bile söyleyen birisi. Tabii Florida en yazlık yerler özellikle yayılmanın en hızlı olduğu yerlerden bir tanesi. Bilmiyorum yani böyle bir şeyi dile getirmesi çok ciddi tereddütleri ve şüpheleri olduğunu da gösteriyor bence. Dün Florida'da Amerika'daki bugüne kadar olan en yüksek vaka sayısı, 9000 vaka sayısı ve 1000'in üzerinde vefat gerçekleşmiş. Bununla aynı zamana geliyor zaten Adam Silver'ın söyledikleri de. Yani Orlando'daki o tesislerin ve korunaklı olmasından söz ettik ama bir adım dışarı attığınızda aslında Amerika'nın şu anda
vaka sayısının da en kötü olduğu ve hızla artmakta olan bir eyaletten bahsediyoruz. Burada oyuncular sendikasına çok önemli bir görev düşüyor. Amerikalılar, şimdi tabii bu siyah hayatlar önemli şeyiyle de bir benim hakkım, eşitlik, hürriyet, bunlara çok önem veriyorlar. Ama şu 2,5 ay, ya canım sıkıldı, ben artık bir dışarı gidip 3 gün sonra gelim olmayacak. Yani bunu oyunculara inandırmaları lazım. Ve şu açıdan inandırmaları lazım, çünkü bu oyun oynanmadığı takdirde önümüzdeki yıllar salary cap darbe alacak. Yani bunu sadece bu sene olarak düşünmemeleri lazım. NBA buraya da 150 ile 180 milyon dolar arası bir harcama yapmışlar. Yani bu sene o 3 milyar kayıpla sezonu bitirirlerse Çin hala ne olacağı zaten belli değil. Yani oyunculara, liderler, ki en büyük lider bence LeBron. Kesinlikle. Her ne kadar CP3 Oyuncular Sendikası Başkanı olsa da, yani LeBron insanları etrafına topladığı zaman tabii ki onun sesi çok daha yüksek çıkıyor. Jordan gibi dinleyeceklerdir. Magic gibi dinleyeceklerdir. O açıdan bunu tamamlamak bir misyon olmalı. Çünkü uyduruk bir şekilde para verip, yani mesela ACB ligini ben saymıyorum abi. Tek maç yazı tura gibi. Yani Baskonia, severim Baskonia'yı. Şampiyon oldu, 2 maçı kazandı. 2 maçı 4 sayıyla kazandı. 2 sayı, 2 sayı. Yani şimdi bu mu şampiyonluk yani? Yazı tura at, aynı şey. Ligi bitirdim ne o zaman? O açıdan yani belirlenen düzeni bitirmeleri için liderlerin, takım liderleri değil, NBA oyuncular, yani yıldızların hepsini toplayıp dışarı çıkma yok, sabredin. Bu 2,5 ay bizim belki önümüzdeki 5 yılı belirleyecek diye hepsini ikna etmesi lazım. Biraz Almanlaştırması lazım hepsini. Kesinlikle. Burada yani maddi boyutunu siz çok güzel özetlediniz. Kesinlikle bu sezonun bitmesi önümüzdeki 4-5 sezonu çok birebir etkileyecek, ama maddiyatın dışında da Black Lives Matter için bu bizim için bir fırsattır. Bu bizim için bir dünyanın gözü üzerimizde olacak. Bunu kullanmak için de çok önemli bir fırsattır. Onun dışında bütün Amerika'nın şu anda çok kötü bir hastalıktan geçen, yani beyaz, siyahi hiç ayrımı yapmadan bir sosyal herkesin buluşma noktasıdır gibi, yani maddiyatın dışına çıkan da çok büyük önemli bir misyonu olduğunu ve bu misyonu basketboldan önümüzdeki sene kontratlardan belki de daha önemli olduğunu aşılamaları gerektiğini ben de düşünüyorum. Çünkü hakikaten NBA, bütün gözler NBA'in üzerinde. Kesin. NFL, kolej futbolu, Avrupa'daki basketbol. Yani NBA bunu başaramazsa söylediğiniz gibi çok büyük bir moral bozukluğu olacak. Covid'e karşı verilmiş bir savaşta bir yenilgi gibi. Bir yenilgi olacak, kesin. Algılanacak. Çok önemli bir misyon NBA'in üstlendiği. Bu arada siz de görmüşsünüzdür, sosyal medyada oyuncular yavaş yavaş Orlando'da otellerine girmeye başladılar. Yani Embiid nasıl oynayacak o psikoloji? Gördün mü kıyafeti? Yani hazmat suit tercihiyle. E.T. diye film vardı. E.T. filminde sanki ilk defa E.T.'yi görmeye gidiyor gibi. Uzaylıyı görmeye gidiyor gibi, evet. Yani çok eğlenenler de var. İşte kendi orada oyun bilgisayarlarını kurmuş Myers Leonard, ben burada çok eğleneceğim diyen. Dallas Mavericks'in çok güzel, hepsi, herkes balkona çıkmış, DJ'lik yapıyorlar gibi video çekmişler. Yani ilk günler böyle eğlenceli geçecektir ama söylediğiniz gibi önemli olan 2,5 ay. Misyon bu ama. Yani bu şampiyonluk, şampiyon kim olacak, playofflar ne olacaktan öte bir misyon. Ve sadece basketbolu ilgilendiren bir misyon da değil. Çünkü NBA'in elinde, hiç kimsenin elinde olmayan bir tesis var. Burada olmuyorsa hiçbir yerde olmaz imajını yok etmeleri lazım. Diyelim ve bir sonraki konumuza geçelim.